Selamlar millet, ben Halil. Bugünkü konumuz Sunflower Land'de gelmiş olan büyük duyuru. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu bir güncelleme videosu değil, bu bir duyuru videosu. Bugün ayın 25'i idi bu duyuruyu yaptıkları zaman. Bugün ayın 25'iydi arkadaşlar bu duyuruyu yaptıkları zaman. Pazartesi günü saat 12 sularında kendi Discord'ları üzerinde bir announcement gerçekleştirdiler. Bir announcement yayınladılar kendi Discord'ları üzerinde. Bu announcement'ta multi hesaplardan bahsettiler. Eğer multi hesap kullanırsak ban yiyeceğimizden bahsettiler. Eski SFF döneminde kullandığımız multi hesaplarımızdan bize, yani o dönemde oynayan oyunculara bir rewards vereceklerine, hediye vereceklerinden bahsettiler. Ve bunun üzerine 1,5 saatlik yaklaşık bir ama gerçekleştirdiler. Eğer bu amayı da incelemek isterseniz, izlemek isterseniz YouTube kanallarına gidip bu amayı detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz arkadaşlar diyorum. Ben size ufak ufak bizim için önemli olan kısımları anlatmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, duydunuz, doğru duydunuz. SFF döneminde kullandığımız hesapların, multi hesapların adedi başına bizlere bir hediye verecekler. Sunflower Land ekibi. Bu nasıl gerçekleşecek? Şöyle gerçekleşecek. Eğer SFF döneminde tarlanız level 2 ise sizlere 0.5 SFF verecekler. SFL olacak. Burayı yanlış yazmışlar muhtemelen. Sizlere 0.5 SFL verecekler. Eğer level 3 ise 5 SFL verecekler. Eğer level 4 ise 25 SFL. Level 5 ya da Sunflower Topstone verecekler. Ama şurayı kaçırmayın arkadaşlar. Eğer sizin tarlanız level 5 ise hem level 2 ödülünü, hem level 3 ödülünü, hem level 4 ödülünü, hem de level 5 ödülünü alacaksınız. Yani bu ne demek? Hem Sunflower Topstone alacaksınız. Üzerine üstlük 30,5 tane token alacaksınız. Bu aynı zamanda level 4, level 3 için de geçerli. Eğer level 3 ise 5,5 token alacaksınız. Level 4 ise 30,5 tane token alacaksınız. Demektir arkadaşlar. Aynı zamanda multi hesaplar için gerçekten büyük büyük bir olay gerçekleşti. Kesinlikle artık multi hesapları istemediklerini, multi hesap kullananların banlanacağını söylediler ve bot hesapları için hatta buraya bot ailenizin bir üyesi değildir yazmışlar. Bunun üzerinde bir açıklama daha vardı. Ev içerisinde bulunan aile üyeleriniz kadar hesap açabileceğini söyleniyordu. Bu bir saçma bir açıklamaydı. Bunu zaten kaldırmışlar. Çünkü herkesin ev içerisinde yaşadığı durum farklı. Kimisi 10 kişiyle yaşıyor, kimisi 5 kişiyle yaşıyor. Buraya da şöyle bir açıklama yapmışlar. Aynı IP üzerinden giriş yapabileceksiniz demişler ama aynı bilgisayar üzerinden o tarlalara geçiş yapamayacağınızı söylemişler. Bilmiyorum, çok değişik bir duyuru oldu. Özellikle multi hesap kısmı çok 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 değişik bir duyuru oldu. Yani multi hesap var mı yok mu? Ne zaman banlanacak şu an? Çünkü multi hesap yapanlar var deniyor. İşte bir günde 2000 kişi banlandı falan deniyor. Ama bilmiyorum. Multi hesabın komple yasak olmasını istiyorlar. Multi hesabı komple kaldırmak istiyorlar arkadaşlar. Hesaplarımızı nasıl aktaracağız? Bu kısma gelelim. Hesaplarımızı arkadaşlar oyun içerisinde sol üstte bulunan menü kısmına tıklayıp settings'e girdiğimiz zaman bizim önümüze burada bir buton getirecekler. Bunun adını yanlış hatırlamıyorsam airdrop tarzı bir şey demişlerdi. Buna tıkladıktan sonra eski dönemde kullandığımız tarlaları buraya aktarabileceğiz ve içerisinden hem bize verdikleri reward hediyeyi otomatik olarak alacağız. Hem de içerisindeki kanda ve eğer varsa NFT'lerinizi bu hesaba aktaracağız. Tabi bu bizler için güzel. SFF döneminde oynayan oyuncular için güzel. Ama şu an başlamış oyuncular için çok da güzel bir haber değil bana kalırsa. Umarım her şey yolunda gider. Token satışı açıldıktan sonra ayın 9'unda açılıyor biliyorsunuz. Eğer ertelenmezse bu sefer ertelenmeyeceğini söylüyorlar. Açıldıktan sonra umarım bir patlama yaşanmaz, bir düşüş yaşanmaz. Dediğimiz gibi evet, Sunflower Land güzel. Şu anda da güzel para kazandırıyor. Ayın 9'unda token satışı gerçekleşecek arkadaşlar, dediğim gibi. Hesap aktarma kısmı arkadaşlar ayın 27'sinde başlayacak. Çarşamba günü başlayacak yaklaşık olarak da. Bir hafta sürecek bir süreç bu. Tabi bunlar için bir matik ödeyeceğiz mi ödemeyeceğiz kısmını inanın ben de bilmiyorum. Bununla alakalı yapılan açıklamalarda bir ödeyeceksiniz bir ödemeyeceksiniz tarzı ikilem arasında kalmış açıklamalar geldi. Ama benim tahminim muhtemelen bir matik ödemek zorunda bırakılacağız. O kadar da olsun diyelim yani. Adam o kadar token'e de bedavaya almasın yani. Hem bizim için hem çok daha fazla hesabı olan arkadaşlar için diyorum. Şöyle bir bakıyorum, başka anlatmadığım bir şey var mı diye arkadaşlar. Başka anlatmadığım bir şey yok arkadaşlar. Bizim için önemli olan kısımları bunlar. Geri kalan kısımları siz YouTube videolarına gidip 1,5 saatlik bir amaları var. Eğer daha detaylı incelemek, dinlemek isterseniz bu 1,5 saatlik bir amayı inceleyebilirsiniz. Şu an ne yapmak mantıklı konusuna gelirsek, bundan önce Dodaverse anlatmıştı sizlere. Ama dediğim gibi piyasa sürekli değişkenlik gösteriyor. Çünkü piyasayı oyun sahipleri değil artık oyuncular belirliyor. Buradaki Nancy'ler, aynı zamanda şunu da anlatayım, bunu da kaçırmayın. Scarecrow üretimleri, yani şu anki bulunan NFT'lerin ikileri, ikinci serileri açılacak arkadaşlar ve ikileri gelmiş olacak. Bunları craftlayabileceğiz bu hafta içerisinde. Hatta sanırsam salı günü saat 3'te, yani bugün saat 3'te yayınlanmış olacak. Ve bunun yanı sıra sürpriz bir NFT daha getirdiklerini söylüyorlar. Güncellemeler bu kadar. Dediğim gibi eğer olası yeni haberler gelirse biz zaten sizleri bilgilendireceğiz arkadaşlar. Her gün saat 9'da canlı yayındayız arkadaşlar. Zaten canlı yayında bunların hepsi konuşuluyor ama YouTube'daki insanlar için de bu şekilde bir bilgilendirme videosu çekmek istedik. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendi riskiniz, kendi kararınız. Kendinize çok çok iyi bakın.
Bye.